kitap çıkarmışlar. İki Ekmek Bir Orta Doğu aslında kitabını çıkarmışlar. Bir tanıyalım kendilerinizi. Adem Kılıç, hoş evet, geldiniz. Teşekkür ederim efendim, sağ olun. Nereden geldiniz? Biz burada da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde okuyoruz. Antalya'da? Evet, oradan geldik. Bir çalışmamız vardı, Ekmek Bir Orta Doğu. Orta Doğu süreciyle ilgili. Onunla ilgili hem sizle sohbet etmek istedik hem de halkımıza bilgi vermek istedik. Evet, siz Doğancan Oktay. Yine aynı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden, Burdur'dan geliyoruz. Bu şekilde bir çalışmamız oldu. Bunu da en azından bir tanıtmak için sizlerle birlikteyiz. Yani. Sizlerle birliktesiniz. Nereden çıktı bu İki Ekmek Bir Orta Doğu kitabı? Nasıl hazırladınız? Ne zamanlık bir zamanınızı harcadı bu kitabı çıkarmak için? Kitapta neler var? Sanıyorsam işte CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan tutun birçok siyasetçilerle röportaj yapmışsınız. Bu kitapta yer evet, alıyor. Evet. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi ismi İki Ekmek Bir Orta Doğu. Sebebi şu. Bu süreci yakından takip eden insanlar özellikle şunu biliyordur. Tunus'ta bir gencin kendisini yakmasıyla bu süreç başladı. Süreç başladığında Muhammed Bouazizi isimli genç, üniversite mezunu ve işsiz, seyyar satıcılık yaparak onun tabiriyle eve iki ekmek fazla götürebilmek için bir çalışma yapıyor. Daha sonra onun kendini yakması aslında Orta Doğu'yu, bir Orta Doğu'yu yaktı. Bütün Orta Doğu'yu yaktı. Evet. Evet, o yüzden biz de iki ekmek bir Orta Doğu ismi üzerinden yola çıktık. Bunu bir halk isyanı olarak düşündük. Daha sonra kendi aramızda konuşurken sürekli bunun bu tür konularla eğildiğimizi, bu tür konulara yönlendiğimizi fark ettik. Ve dedik ki insanlar, televizyonlarda yorum yapan insanlar hep bir misyon üzerinden, bir fikir üzerinden hareket ediyorlar. Biz tarafsız bir şey hazırlayalım dedik. O şekilde yola çıktık. Sonra da BDP'den MHP'ye, CHP'den AKP'ye kadar siyasi anlamda sonra stratejistlerle, uzmanlarla görüşerek böyle bir çalışma çıkarmış olduk. Yani bir Arap Baharı vardı. Bu Arap Baharı tüm dünyayı etkiledi. Tabii bu süreçte de Türkiye'nin rolü ne oldu? Yani kitapta bu Türkiye'nin rolüyle de ilgili yazdığınız bir şeyler. Tabii ki. Ondan bahsedin isterseniz. Arap Baharı halkların, yani Orta Doğu halklarının şöyle söyleyeyim, Batı demokrasisi talebiyle ortaya çıkmış bir hareket değil. Yani orada şöyle bir örnek vereyim. Tahrir Meydanı'nda Mısırlı bir gence mikrofon uzatıldığında o şöyle diyordu. Düne kadar ben televizyon seyrediyordum. Bugünden itibaren televizyon beni seyrediyor diyordu. Yani burada aslında şunu demek istiyordu. Biz de varız. Biz de düşünüyoruz. Biz de yaşıyoruz. Günde 1-2 dolar gibi cüzi rakamlarla yaşayan insanlar birdenbire taleplerini ortaya koymaya başladılar. Ve burada da belki de Batı demokrasisinin bir ikiyüzlülüğünü teşhir edilmiş oldu. Şöyle söyleyeyim. Düne kadar dost denilen liderler, Batı'daki, Orta Doğu'daki liderler birdenbire akıl almaz diktatörler haline dönüştü. Orta Doğu şu anda 100 yılın bir depremini yaşıyor. Kesinlikle. Yani, çok büyük bir coğrafyanın yeniden şekillenmesine bahsediyoruz. Gerçi dünyanın başına bir şey gelse Amerika'dan buluyoruz değil mi? Yani ya Amerika yani, yaptı ya İsrail yani yaptı. Yani aslında dediğiniz gibi değişik kesimler değişik fikirler söyledi. Çünkü çok fazla fikirle konuşma şansı bulduk. Bazıları bunun tamamen bir halk hareketi olduğunu düşünürken, bazısı da işte o tabirinde ise emperyalist güçlerin bir oyunu olduğunu, orada bir ayaklanma başlatılarak, belki de yeni şekillenmede farklı bir şekilde, şöyle diyeyim, daha önceleri yapmış oldukları sömürgeyi farklı bir şekilde yapmak istediklerini evet, söylemeye çalıştık. Evet. Sana dönelim, sen neler söylemek istersiniz? Mesela bir izleyicimiz göndermiş mesaj. Sizce Arap Baharı bitti mi? Suriye Arap Baharı'nın neresinde diyor. Sana soralım bu soruyu. Arap Baharı süreci ciddi anlamda çok önemli bir süreç. Yani Arap Baharı sürecinin bitmiş olması, yani çok da söylenebilecek bir laf değil. Arap Baharı'nın sonlanması önümüzdeki neredeyse bir 10 yıllarca sürecektir. Çünkü Mısır'da, Libya'da bu süreç başladı ve Mısır'da direkt seçime gidildi. 18 gün gibi kısa bir sürede. Evet. Libya keza kendisini çok hızlı toplayamadı fakat yine bir seçime gitti. Tunus'ta aynı şekilde fakat mesela Suriye'de devam ediyor. Mısır'da seçime gitmesi yine bir son olmadı. Aslında bir başlangıç oldu. Mısır'da evet, bir deneme sürüşü yaptılar ilk seçimlerle. Buradan aldıkları edinimlerle şu an halk ikinci bir seçimlere gidiyor. Ve halk artık elindeki gücün farkına vardığı için, yani iktidarı yıkabilecek bir güç olduğunun farkında ve bunun için bu, yani halkın istikrarına bağlı bu süreç. Yani evet, çok kolay sonuçlanacak bir süreç değil. Peki, yani her ikinize de soracağım. Yani bu medyada da o kadar yayınlandı. İşte Suriye'deki olaylar oldu. Esad gidecek mi gitmeyecek mi tartışmaları var. Yani siz inanıyor musunuz Esad? Ben Esad'ın gideceğine inanmıyorum. Ya Esad'ın gitmesi birazcık güç. Neden güç? Çünkü Esad arkasında
İran gibi bir kuvvet var. Neden? İran çünkü yani jeopolitik konum olarak Suriye'yi sürekli kullanmıştır. Aynı zamanda Çin, Rusya. Yani bu Şangay Beşlisi'nden zamanında yine bahsettik. Bu Şangay Beşlisi'nde hani Suriye'yi ciddi anlamda onlar için çok önemli. Ve İran'la Suriye'nin sorunsuz bir geçmişe baktığımızda politikası var. Hani 79 yılında Hümeyni İslam devriminde Suriye tek destekçisi konumundaydı. Ve yıllarca evet. Bu oluşan olaylarda Suriye destekçisi oldu. Bu yüzden İran onu savunacaktır. Ve Suriye'den sonra sıranın kendisine geleceğini düşündüğü için Suriye kolay kolay yıkılacak gibi durmuyor. Benim görüşüm yani bir de şey mesela geçtiğimiz günlerde bir yazarı okudum. Suriye ile ilgili Esad'ın elinde o kadar çok bombalar olduğunu, yani bir Libya olmadığını, Suriye'nin bir Libya hani kolayca girilip ya da bir Mısır olmadığını bahsetti. Bu nedenle işte Esad dünyayı korkutabilir elindeki bombalarla tarzında söylemleri oldu. Sen ne düşünüyorsun? Burada şöyle söyleyeyim. Yani doğudaki halklar, sıradan gençler, sıradan kadınlar, sıradan insanlar bize aslında şunu öğretti. Bir korku eşiği var. O korku eşiği aşıldıktan sonra insanlarda kaybetmek diye bir korku, bir düşünce kalmıyor. Kalmıyor. Orta Doğu halkları kaybetme düşüncesini bir kenara bıraktıktan sonra şunu dediler. Ya biz ne savaştan korkuyoruz ne de savaş istiyoruz. Şu an Suriye'de yaşanan olay tam anlamıyla bu. Yani savaştan korkmuyorlar ama savaş da yapmak istemiyorlar. Muhalefeti tabii destekleyen özellikle Amerika Birleşik Devletleri var. Ama Esad rejiminin arkasında da Doğan Can'ın bahsettiği gibi İran, Suriye ve Rusya var. Esad'ın arkasında Rusya var. Şimdi Suriye'yi, neticede dünya şu an Suriye meselesinde kutuplaşmış durumda. Körfez ülkeleri, Arap ülkeleri, Mısır, Tunus, Türkiye, Avrupa Birliği, Amerika'nın yanında yer almak isteyen ülkeler. Karşısında ise Rusya, Çin, İran gibi Siyonizm ve Amerikan karşıtı ülkeler var. Yani şu an Suriye politikası tam anlamıyla dünyayı ikiye bölmüş durumda. Evet. Yani Amerikan karşıtları ve yanında duranlar. Peki Orta Doğu'nun yeniden şekillenmesi ne zaman sürer sizce? Yani Orta Doğu ne zaman tam olarak şekillenir? Bu gerçekten çok uzun bir süre. Şöyle söylemek istiyorum. Bir ülkede halk eğer kendi zihniyet devrimini oluşturmuyorsa, o zihniyet devrimi bir yerlerden dikte şeklinde geliyorsa, evet. O zihniyet devriminin oluşması çok fazla uzun sürecektir. Süreç aslında halk hareketi olarak başladı. Fakat daha sonra ne yazık ki emperyalist güçler dediğimiz devletler sürece müdahil oldular. Yani kendi istedikleri şekilde yönlendirmeye çalışmaya başladılar. Yani bugün düne kadar Müslüman kardeşlerin terör örgütü olarak görüldüğü bir Orta Doğu'da bugün Müslüman kardeşler meşru partilerle iktidara gelmeye çalışıyorlar. Böyle bir durumda başkalarının müdahil olduğu bir sürece artık çok daha uzun sürecektir. Bunun yani 15-20 yıl gibi bir süre sürmesi. 20 yıl. Sen katılıyor musun? Ya neticede katılıyorum kesinlikle. 15-20 yıl olmasa bile bir 10-12 yıl sürecektir. Burada önemli olan dış faktörlerin sürece ne kadar dahil olduğu ve halkın duruşu. Çünkü halk ciddi anlamda bir gücün farkına vardı. Şimdi Mısır bu devrimi 1922'de yapmıştı. Aynı isteklerle aynı şekilde iktidarı devirdi. Ve tekrardan bunun farkına varması 2000'li yılları buldu. Halk bir güç şu an elinde tutuyor. Ve mesela Mısır'da yanlış hatırlamıyorsam Tunus'ta son zamanlarda bu sefer de muhalefet öldürüldü mesela. Halkın elinde bir güç var artık. İktidarı devirdi. Muhalefet geldi, bu sefer muhalefeti devirdi. Evet. Şimdi halk bu gücü nasıl kullanacak? Yani halkın duruşu çok önemli. Ve dünyanın hiçbir yerinde tek tip bir demokrasi yoktur yani. Bütün halklar şu an kendi modelini oluşturmak peşinde. Bütün halklar kendi demokrasisini oluşturacak. Onun için bu süreç biraz uzun sürecek. Evet, biraz uzun sürecek. Kitabınızda başka neler var ya da başka bir çalışmalarınız var mı? Tabii herhalde Orta Doğu üzerine çalışıyorsunuz. Yok, aslında biraz daha tarafsız olarak yansıtabileceğimiz her şey üzerine çalışmaya çalışıyoruz. Şöyle şimdi 2023 ile ilgili Kavganın Yüzü 2023 evet. Adında bir kitap hazırladık. Bitirme üzereydi inşallah. Burada Türkiye'nin ilk 90 yılına dikkat çektik. Son 10 yıl içerisinde yine Türkiye'de 4 büyük parti lideriyle yüz yüze görüşmelerimiz oldu. Onlardan fikir alışverişi yaptık. Ve son 10 yılda 2023'te Türkiye dünyaya model olması için, dünyada hangi konumda olması gerektiğini ortaya koyabilmek için böyle bir çalışma yaptık. Ayrıca takip ettiniz belki politikmasa.com adresimiz evet. Var. Orada da düşüncelerimizi dile getirmeye çalışıyoruz. Hiçbir misyona bağlı kalmadan insanlar neler yapabilir? Üniversite öğrencileri için hep şunu söylerler. Klişeleşmiş bir laftır. Düşünen, üreten üniversite gençliği istiyoruz. Düşünüp üretmeye çalışıyoruz. Bundan dolayı da müsaade ederseniz Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne özellikle Sayın Rektörümüz izliyorlar mı? Şu anda bizi büyük ihtimalle izliyorlardır. Sayın Rektörümüz Mustafa Saatçi'ye, okul yönetimine
Çok çok teşekkür ediyoruz. Vesilenize de iletmiş olalım. Tabii sizin de alalım o zaman son sözlerinizi. Varsa konuşacağınız. Neticede yine rektörümüze, okul müdürümüze, Sayın Mustafa Saatçi rektörümüz, okul müdürümüz İsmail Çelik ve desteklerini esirgemeyen hocalarımız Olcay Kılınç, Uğur Kılınç, Adnan Kalkan, Abdullah Özel. Bütün hocalarımıza buradan yine teşekkür etmiş olalım biz de. Seda Demir diyor ki Batı'nın Büyük Orta Doğu Projesi hakkında ne düşünüyor yazarlar? Türkiye BOP'un neresinde şu anda diyor? Aslında buna çok farklı kesimler farklı şekilde bakıyor. BTP cephesi, Emine Aynay'la görüştüğümüzde örnek olarak. Evet. Onun düşüncesi tamamen şuydu. Orta Doğu tekrar şekilleniyorsa bu şekillenme BOP projesiyle olacak ve tabii ki Recep Tayyip Erdoğan'ın ben BOP'un eş başkanıyım düşüncelerini ön plana çıkardı vesaire vesaire. Ve kitapta çok ilginç, buna da denmek istiyorum yeri gelmişken. Sayın Emine Aynan'ın söylediği bir söz vardı. Direkt cümle olarak okuyayım. 1920-1930'lu yıllarda İngiltere, Amerika Kürtlere devlet kurma hakkı vermedikleri için pişman bile olmuşlardır diyor Sayın Emine Aynan. Evet. Belki de Kürtler ya da bir Kürt devleti bugün gelinen konumda kullanıma daha açık bir devlet olacaktı. Evet. Bu çok ilginç bir itiraf. Evet. Kılıçdaroğlu'yla da röportaj yaptınız. Tabii ki Kılıçdaroğlu'yla yaptık. Kılıçdaroğlu ne söylüyor mesela? Kılıçdaroğlu neler anlatıyor bu süreçle ilgili? Kılıçdaroğlu bu sürece biraz daha politik yaklaşıyor. Tabii ki hani, siyasi yaklaşıyor. Aynen yine evet. Burada bir sözüne yer verdik. Oradan size yani değineyim. Sadece kendisini yakarak bir takım olayları protesto etmek istiyordu. Bu olay Arap Baharı dediğimiz süreci başlattı. Muhammed Boğazi'den bahsediyor burada. Yani Kılıçdaroğlu biraz daha politik yaklaşıyor fakat kitapta özellikle uzmanlarımızın görüşleri var. Eğitimcilerimizin görüşleri var. Evet. Hani siyasiler illa ki siyasi yaklaşıyor. Şimdi emperyalist güçlerin oyunu olarak görüyorlar. Tabii bizce bu sadece bir rüyadan ibaret. Yani direkt bir emperyalist güç oyunu değil olay. Tabii. Ama tabii ki uzmanlarımız bu konuya biraz daha farklı yaklaşıyor. Onların da görüşlerine yer verdik. Kendi görüşlerimiz de tabii kitabın içinde. Turaç yazar diyor ki Suriye'de halk kendi fikir devrimini gerçekleştirirse Esad gider mi? Halk şu an aslında fikir devrimini bir nebze gerçekleştirdi. Fakat Esad'ın gitmemesinin sebebi uluslararası aktörlerle alakalı. Hani halkın halk fikir devrimini ciddi anlamda gerçekleştirdi. Fakat yine bir ciddi kesim var ki Esad'ı destekliyor halk içinde. Bu da var. Diğer ülkelerde liderler bu kadar destek görmemişti. Esad ciddi bir destek gördü. Ve uluslararası aktörler Esad'ın gitmesini istemiyor. Bir de burada şuna dikkat çekmek evet. Gerekiyor. Özellikle Esad'ın durumuyla ilgili. Dünyada bir şey daha ortaya çıktı ki... Ülke orduları aslında dışa karşı müdahale için donatılması gerekirken burada fark ettik ki tüm ülke orduları içe karşı kullanıldı. Evet, içe karşı. Ve Esed rejiminde de bu çok bariz bir şekilde ortaya çıktı. Yani diğer ülkelerde belli bir limite gelindiğinde ordu halkın yanına geçmişti. Fakat Esed'de kesinlikle Esed rejiminde kesinlikle bu olmadı. O yüzden bu sürecin bu kadar uzun sürmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de Suriye'de bu. İnşallah kanlı olmayan bir Suriye, savaşsız bir Suriye, düzelen bir Suriye ümit ediyoruz diyorum. İnşallah. Bizler de sizlere çok teşekkür ederiz.